Şimdi bireysel önlemler dışında bağışıklığımızı güçlendirmek için biz neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Mesela evde oldukça yaşlı ya da kronik hastalığı bulunan bir insan özellikle nelere dikkat etmeli bu süreç içerisinde? Bir kere bağışıklığımızın da kapasitesinin sınırlı olduğunu bilelim. İki, güçlendirilmesinden ziyade güçsüz düşürülme tehlikesinin daha ön planda olduğunu bilelim. Evet. Yani bağışıklık sistemi, siz bir hata yapmazsanız siz zaten gereği kadar korur ve kollar. Nasıl güçsüz düşer nasıl bağışıklık sistemi? Nasıl güçsüz düşer? Bir, kötü beslenirseniz güçsüz düşer ama 3 günlük kötü beslenmeyle düşmez. Ama 3 gün uykusuz kalmışsanız bir virüsün size yerleşme ve sizi hasta etme, hastalığa ağır geçirme ihtimaliniz o oranda artar. Demek ki uykusuz kalmayacaksınız. İki, ne kadar çok aktifseniz, egzersiz yoğunluğunuz yüksekse bağışıklık sisteminiz o kadar çok egzersiz yapıyor demektir. Yani daha çok kavgacı, daha çok direngen, daha çok mücadeleci bir bağışıklık sisteminiz var demektir. O zaman egzersizi ihmal etmemeniz gerekir. Ve stres, huzur meselesi. Çok iyi biliyoruz ki stres ve huzur kaybı ile bağışıklık kaybı başa baş giden, paralel giden bir ikili. Ve dediğim gibi biraz da besleme meselesi. Bunlara dikkat ettikten sonra ben daha güçlü bir bağışıklığa nasıl sahip olabilirim sorusunu arıyorsanız evet. O zaman biraz daha işin takviye kısmına takviyeler çok önemli geliyor. Değil mi? Biraz daha beslenmede ya şunları yersem biraz daha ayrıcalıklı bir iş yapmış olur muyum? Mesela probiyotik yönden güçlü olan besinleri daha çok yoğurt, daha çok kefir, daha çok tarhana çorbası, turşu. Diyeyim, daha çok turşu bravo, daha çok şalgam, daha çok sirke. Ne aklınıza gelse probiyotik güç olur. Ya da prebiyotik olan yani probiyotikleri daha güçlü hale getirip çoğaltacak olan örneğin soğandı, sarımsaktı, köklü sebzeler, pancarı koyun, kereviz'i koyun, yer elmasını koyun. Mevsimi. Hepsinin tam zamanı. Evet, zaten tam da zamanı. Doğa döngüsü buna çok göre doğru. Kendini ayarlıyor. Evet. Yani sizin yazın yediğiniz karpuzun prebiyotik etkisi çok fazla yok. Evet. Ama kışın yiyeceğiniz bir portakalın çok daha fazla bağışıklık etkisi var. İçindeki C vitaminiyle, içindeki flavonollerle, kabuğundaki bir takım aktif maddelerle, limonun da aynı şekilde. Dolayısıyla biraz beslenme modelinizi kış aylarında ya şu bağışıklığa biraz daha ben bir bakayım deyip biraz daha tahin pekmez, biraz daha pekmez yoğurt, tatlı seçimlerinize ile baklava bilmem ne falan yemek yerine biraz daha buraya, biraz daha magnezyum zengini olayım, biraz daha omega 3 zengini olayım diye düşünüp biraz daha balık, biraz daha kuru yemiş, biraz daha mesela fırsat buldukça güneşle görüşmek, buluşmak, D vitamini üretmek, D vitamini stoklarınızı güçlü tutmak gibi. Yani bağışıklığımızı etkileyen temel belli vitaminler var. Evet. Temel belli mineraller var. Temel belli yağlar var. Belli probiyotikler var. Bunları kış aylarda bedeninizde biraz daha fazla kısaldırmayı başarabilirseniz biraz daha güçlü olur bağışıklığınız ama bence bunlardan önce hapşırmayı, aksırmayı bilmemiz. Yani avucumuzu açıp hapşırmamamız, sonra avucumuzda kapı açmamamız, tuvalete girip çıkarken o avucumuzu kullanmamamız, her yemekten önce yemekten sonra elimizi yıkamamız. Çünkü virüs buradan hoplayıp benim burnuma girmiyor. Çok Nefis doğru. Hanım. Virüs ben buradan alıyorum, parmağımla burnuma sokuyorum. Buradan alıyorum, ağzıma sokuyorum. Dolayısıyla dokunduğumuz yüzeylerden aldığımız, bu yemek kaşığı olabilir, yemek tabağı olabilir, tuvalet kapısı olabilir, uçak koltuğu olabilir, pek çok şey olabilir. Dolayısıyla el temizliği, eli yıkama işi, eli günde 4-5-6 kere yıkama işi bugünlerde en önemli bağışıklık takviyesi. Tabii, sabunlayarak yıkamak. Bir numaralı o. Tabii. Yani ünlü Mayo Clinic diyor ki bağışıklığı güçlendiren en önemli tavsiye parmak perhizidir diyor. Yani ağzınıza parmağınızı, burnunuza parmağınızı durup dururken ulaştırmayacaksınız. Bu birincisi. İkincisi tabii ki fiziki mesafe. Fiziki mesafe virüsün sizi birisi hapşırdığı zaman 30 santimde olmanızla 3 metrede olmanız arasında çok büyük fark var. Virüs uçup kanatlanıp gelemiyor size. Tabii. Hapşırdığınız mesafeye kadar gidip yere düşüyor. Dolayısıyla sosyal mesafeyi özellikle kalabalık ortamlarda korumaya yine devam etmemiz lazım. Bu çok önemli ve tabii ki maske. Maske. Yani maske. Yani tamamen bıraktık maske. Doktor muayenelerine girdikleri zaman, hastanelere girdikleri zaman maske takmaları lazım. Ben bir sağlık meselesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde bir kulak burun boğazcı arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Gittim hastanenin asansöründe yazıyor işte Sağlık Bakanlığı yönergesidir. Hala sağlık tedbirleri
çerçevesinde hastane içerisinde maske takılması zorundur. Asansörde benden başka maskeli yoktu. Koridorda gördüğün zaman hastanenin hemşirelerin hiçbirisi de maske yoktu. Gittiğim doktor arkadaşım da maskeli değildi. Değildi. Yani burada bizim tabii sağlıkçılar olarak öncelikle örnek olmamız lazım insanlara. Ama hep beraber aile büyüklerinin, annelerin, babaların, anneannelerin, dedelerin çocuklara bunu öğretmeleri lazım. Çocuklar çok önemli. Çünkü en çok bu virüsü yayan noktalardan birisi kreşler, okullar. Evet. Onlar tabii yavrularımız birileriyle sosyal mesafeleri unutarak bir araya giriyorlar. Haklılar da. En açık kapımız haklı çocuklarımız. Tabii, kesinlikle. Ama onlara söyleyerek hatırlatarak, bıkmadan ama olumlamalarla söyleyerek, tehdit ederek değil. Yani takmazsan hasta olursun değil, takarsan daha sağlam olursun. Daha olumlamalı mesajlarla maske meselesini biraz daha sistemde tutmak lazım. Peki ben yine bir anne olarak bu soruyu sormak istiyorum. Çocuklarımızın bağışıklığını nasıl güçlendireceğiz? Çünkü ben Maya 2 hafta hastalanmayınca sevinir oldum. Dedim ki ah ne güzel 2 haftadır çocuk hastalanmadı. O kadar çok hastalanıyor ki çocuklar şu dönemde. Geçen gün okulda 8 kişi ders yapmışlar. O derece hasta çocuk var. Çocuklarımızın bağışıklığını nasıl güçlendirebiliriz? Bizim elimizden bir şey gelebilir mi? Onlar biraz daha bu süreci daha güçlü bir şekilde atlatsınlar. Güzel soru. Yani çocukların tabii bu dönemde probiyotik güçlerinin biraz daha fazla olması lazım. Evet. İmkanı olanlar daha önceden de başlasalar daimiş biraz probiyotik takviyesi verebilirler çocuklarına. İki yeni imkanı olanlar bilmeliler ki omega 3 zenginliği çocuk bağışıklığında çok önemli bir faktör. Omega 3 desteğini düşünebilirler. Evet. Çinko desteğini düşünebilirler. Çinko omega 3 kombinasyonunu düşünebilirler. Çinko C vitamini omega 3 kombinasyonunu düşünebilirler. Hatta böyle çinko omega 3 propolis omega 3 kombinasyonu varsa çok daha iyi tercih edebilirler. Bunun için de tabii çocuk sağlığı uzmanlarıyla konuşmalar lazım. Bu benim verebileceğim. Tabii. Ben isim verebilirim ama doz, sıklık, miktar veremem. Çocuk sağlığı uzmanları bu konuda çok deneyimler. Çünkü biz iç hastalıkları uzmanıyız. Onların adı farklı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Onlar sağlığını da çocukların geliştirmede ve izlemede çok deneyimliler ve özel bilgi sahibi insanlar, hekimler. Çünkü zincirleme bir reaksiyon oluyor burada. Çocuk getiriyor özellikle yaşlı anneler. Önce onlar alıyor. Önce onlar alıyor. Tabii. Aile içerisinde tekrar yayılıyor. Aynen öyle. Bu süreç bu aynen şekilde. Öyle. Bu arada çocuk iyileşiyor. Bitmiyor. Anneanneden bir daha alıyor. Okula götürüyor. Evet. Pimpon etkisi bu. Aynen öyle. Gidiyor geliyor. Ve okullarda da yine dediğim gibi biraz kreş yönetimlerinin, okul yönetimlerinin, Milli Eğitim Bakanımız pek gayretli, yeni Milli Eğitim Bakanı. Biraz daha bu konulara daha fazla hareket edilmesi lazım. Yani okullarda kış enfeksiyonlarıyla nasıl mücadele edileceği konusunda ben yeterince bir bilgilendirmenin, bir eğitimin, bir motivasyonun olduğu kanaatinde değilim. Buradan da bu Milli Eğitim Bakanımıza bu mesajı verelim. Hocam şimdi bağışıklığın önemini konuşurken aslında biraz uykuyu detaylandıralım istiyorum. Tabii memnuniyetle. Çünkü uyku hakikaten hepimiz için bir şarj anlamına da geliyor. Şimdi uykunun önemiyle başlayalım isterim. Uykunun vücuttaki işlevi nedir? Uykumuz yeterince alınmazsa ve düzeni bozulursa başımıza neler gelir diye sormak isterim size. Nelerle karşılaşabiliriz? Ya, uyku hayatın temel bir döngüsü. Yani hayatın bir gündüz gece döngüsü var, bir mevsim döngüsü var. Yani bir gün döngüsü, bir mevsim döngüsü var. Biyolojik yaşamın tamamı güneşin doğuşu ve batışıyla beraber planlanmış. Ve bizim biyolojimizde buna uygun bir şekilde kendini geliştirip güçlendirmiş. Ve gece olduğu zaman insan bedeni sadece dinlenmek için değil, yeniden yapılanmak, eksiğini gediğini gidermek, gündüz biriktirdiği toksinlerden, atıklardan, pisliklerden, çöplerden arınmak için uykuya ihtiyaç duyuyor. Eğer bunu yerine getirmezse, ertesi güne daha yorgun, bağışıklığı daha zayıf, enfeksiyonlara daha açık, tansiyonu daha yüksek, kalbi daha sorunlu, kaza yapma ihtimali daha yüksek olan, iş kazası olur, trafik kazası olur, ev kazası olur, kaza yapma ihtimali daha yüksek olan bir insan. Niçin otobüs kazalarının hepsi sabah 5'te çıkıyor? Yani akşam saat 8'de olmuyor. Otobüse bindiğinde kaza yapmıyor şoför. Çünkü uykusuz kullanıyorlar. Takometre meselesi bir felaket. Buradan Ulaştırma Bakanı'na da bir mesaj verelim. Her gün artık bu yılki kadar çok otobüs kazasının olduğu bir dönemi Türkiye zannediyorum son 10 yılda yaşamadı. Yani her gün sabahleyin içimiz burkuluyor. Çok
bu kadar çok otobüs kazası olur mu? Yani bu kadar çok fazla. Neden? Çünkü otobüs şoförlerinin sayısı azalmış. Otobüs şoförleri yeni teknolojiye uyamıyorlarmış. Bunların hepsi tamam. Ama aynı zamanda otobüs şoförleri aşırı angarya halinde çalıştırılıyorlar. Bir otobüs şoförünün 7 saat, 8 saatten fazla çalışması mümkün değil. Dinlenerek o da. Tabii. Dolayısıyla uykusuzluk trafik kazalarına yol açıyor. Bu çok önemli. İş kazalarına yol açıyor, ev kazalarına yol açıyor. Ve uykusuz insanların daha kolay bunaldığını biliyoruz. Uykusuz insanların daha kolay şeker hastası olduğunu, hipertansiyon hastası olduğunu biliyoruz. Uykusuz insanların daha çabuk düştüklerini, dengelerini kaybettiklerini, nörolojik bozukluklara daha kolay yakalandıklarını biliyoruz. Açarsanız daha söyleyebilirim. Yani uyku, uyanık olmak ne kadar önemliyse, evet, uykuya gerektiği hakkı vermek hayatta o kadar önemli. Eğer yeterli ve kaliteli bir uykunuz yoksa, eğer yeterince uyku hijyenine dikkat eden birisi değilseniz ne iyi yaşamayı ne de iyi yaşlanmayı bekleyin. Evet. Mümkün değil. Çünkü siz beynimizin de uykuyla detokslandığından bahsetmiştiniz. Kesinlikle. Yine bu programda kesinlikle hatırlıyorum. Kesinlikle, kesinlikle. İşte beynimiz üzerindeki etkisi de ne kadar önemli, eksikse eğer. Uyku. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bir gece uykusuzluğun bile, sadece bir gece, bir gece uykusuzluğun bile, 2 saat, 3 saat eksik uyumanın bile beynin örneğin bellekle ilgili bölgelerini, yani hipokampus dediğimiz esas belleğin yoğun olarak, fonksiyonel olarak yönetildiği merkezleri ciddi ölçüde olumsuz etkilediğini, hatta kronik uykusuzluğun hipokampusu küçülttüğünü net ve açık olarak göstermişler. Dolayısıyla kısa süreli, yani 2 gün, 3 günlük, 5 günlük uykusuzlukların bile uzun vadede size bir bellek kaybı, hatta bir bunama, bir Alzheimer riski olarak geri dönebileceğini bilmemiz lazım. Evet. Bu çok açık ve net. Evet. O nedenle biz dilimizde tüy bitse bile tekrarlaya tekrarlaya bu uyku meselesini, beslenme meselesi kadar önemli bir mesele olduğu için bu programda sık sık gündeme getirmeye devam edeceğiz.